Message Plus kurulum öncesi hatırlatmaları yapalım. Message Plus temelde 3 programdan oluşur. Bunlardan birincisi Message Plus Android uygulaması. Bir diğeri Windows bilgisayarlara yüklenen e-okul terminali. Bir diğeri Message Plus web sitesi. Üçünün de farklı kullanım alanları var, farklı görevleri var. Şimdi anlatalım. Birincisi Android uygulama. Android uygulamanın iki versiyonu var. Bunlardan birincisi SMS'siz olan. Message Plus'ın bütün temel özelliklerine sahip, sadece veli SMS'i gönderemiyor. Çünkü bunu öğretmenler yüklüyor. Öğretmenler veli SMS'i göndermek istemeyeceği için böyle bir versiyon hazırladık. Bu versiyonu Google Play'den indirebiliyorsunuz. İsterseniz messageplus.com'da linki var. Oradan da indirebiliyorsunuz. Bir diğer Android uygulama versiyonuysa SMS'li versiyon. İlk Android uygulama ile arasında hiçbir fark yok. Bütün işlevler, bütün özellikler aynı. Bunda fazladan bir de veli SMS'i gönderme özelliği var. Bunu sadece idarecilerin yüklemesi yeterli. İsterse öğretmenler de yükleyebilir. Hiç fark etmez. Tek farkı birinci uygulamadan veli SMS'i gönderebilmesi. Bunu Google Play'den indiremiyorsunuz. Sadece messageplus.com'da linki var. Oradan indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra sizden yükleme izni istiyor. Devamında programı kurduktan sonra şuradaki sol menüden terminal izni, SMS gönderme izni vermeniz gerekiyor. Sonrasında da ilk Android uygulamayla arasında hiçbir fark olmadan kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde yoklama alma, özel liste oluşturma, diğer okulları görme gibi özellikleri var. Devamında topla SMS gönderme, veli SMS gönderme gibi ekstradan da özellikleri var. E-okul terminali Windows bilgisayarlara yükleniyor. Öğrencilerin veri tabanına tanıtılmasını, programın okul sınıfları tanımasını sağlayan temel program. Message Plus kullanmak istiyorsanız zaten ilk olarak bu programı indiriyorsunuz. Okulunuza kurulumunu yapıyorsunuz. Öğrencileri tanıtıyorsunuz. Sınıfları tanıtıyorsunuz. Devamında diğer Android uygulamaları yüklüyorsunuz. Öğretmenleri sisteme ekliyorsunuz. Bu program her şeyin başladığı temel program. Bunu sadece bir tane idarecinin yüklemesi yeterli. messageplus.com'da bilgisayarınızın işletim sistemine ve versiyonuna göre programı indiriyorsunuz. Windows olsa Windows 10'u indiriyorsunuz ve bu şekilde kurulum yapıyorsunuz. Message Plus web sitesi. Bu şunun için var. Öğretmen derste telefonunu kullanmak istemeyebilir veya öğretmenin iPhone telefonu olabilir. Bu gibi bir durumda akıl tahtadan yoklama almayı sağlayan yer Message Plus web sitesi. Akıl tahtadan Google Chrome'dan veya herhangi bir tarayıcıdan messageplus.com'u açıyorsunuz ve orada sınıf kodu diye bir menümüz var. Oraya tıkladığınızda sizden sınıf kodunu istiyor. Sınıf kodunu öğretmen kendi bilgisayarından, telefonundan oluşturabilir veya bir idareciden isteyebilir veya herhangi bir öğretmen arkadaşından isteyebilir. Sınıf kodunun süresi tek kullanımlık olabilir, günlük olabilir, haftalık olabilir. Bu kodu akıl tahtaya girdiğinizde, tarayıcıda bu kodu girdiğinizde okulunuzdaki bütün sınıfları görebiliyorsunuz, yoklama alabiliyorsunuz, özel listeler oluşturabiliyorsunuz. Ancak mesajlaşma vesaire o tür özellikleri yapamıyorsunuz. Sınıf kodunun tek amacı akıl tahtadan yoklama ve özel liste oluşturmayı sağlayan koddur. Bir diğeri yine aynı şekilde iPhone telefonu olan öğretmenler için mesajlaşma gibi bütün özelliklerin kullanıldığı bir alan. messageplus.com'a gidiyorsunuz telefonunuzdan. Orada elma simgesine tıkladığınızda sizin için bir alan açılıyor. Buraya e-posta ve şifrenizle giriş yapabiliyorsunuz. Yoklama alma, mesaj gönderme, diğer okullar görme gibi bütün özellikleri var. Sadece veli SMS'i gönderemiyor. O da zaten iPhone'la alakalı bir durum. Bu şekilde iPhone telefonu olan öğretmenler Safari'den veya Google Chrome'dan girerek Message Plus'ın bütün özelliklerini elma simgesine tıklayarak kullanabilirler.